Sadece KHK'lar ile 152 bin kişi işinden edildi. KHK'lar nedeniyle yüzden fazla kişi ne yazık ki intihar etti. Binlerce KHK'lı hukuki olarak haklarını alamadan yaşamını yitirdi. En az 20 KHK'lı öldükten sonra işine iade edildi. OHAL dönemindeki KHK'lar ile toplam 93 ihale yöneticisi ve üyesi de kamu görevinden ihraç edildi. OHAL dönemindeki Anayasa Mahkemesi'nin son dönem kararları ile de açığa çıkıyor ki tüm KHK'lar hukuken temelsizdir. İnsan hakları mücadelemizi her daim her koşulda yürüteceğimizi buradan tekrardan dile getirerek hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler. Yıllardır işliyoruz. KHK konusu Türkiye'de soykırımın adıdır. Başka bir şey değildir. Neden böyle? Çünkü yani son yüzyılda bu denli ağır bir tasfiye yaşatılmamıştır. En ağır tasfiye yaşatılmıştır. Önceki tasfiyelerden kimileri Ukrayna veya Doğu Almanya ve benzeri bazıları ahimde daha sonra mahkum edilmiştir. Ve zamanı gelince de yerel mahkemelerde aklanan bu tasfiyenin mutlaka evrensel hukuk nezdinde mahkum edileceği apaçık bellidir. O yüzden biz sonrasında apaçık mahkum edileceği belli bir husus üzerinde konuşuyoruz. Evet, şu anda güçlülerin hakimiyeti vardır ve bu apaçık soykırım mahkum edilememektir Türkiye'de. Ancak mutlaka bir gün mahkum edilecektir. Çünkü çok ağır insanlığa karşı suçlar işlenmektedir. Bizim bunu affedebilmemiz mümkün değildir ve mutlaka bu konu için mücadele etmek durumundayız. Arkadaşlarımız anlattı, büyük bir tasfiye operasyonu var. Yargısız infazlarla ihraç edilen insanlar 1,5 yıla yakın herhangi bir idari veya adli kurumdan sonuç bile alamadılar. Bakın, yani başvurmak için yer aradılar. 6 ay kadar herhangi bir mahkemeye başvuramadılar. En sonunda OHAL Komisyonu diye bir ucube çıkarıldı karşılarına. Avrupa Konseyi Ahim ve Türkiye iktidarı işbirliğiyle ona başvurdular. Onun da Ocak ayındaki kurulumundan sonraki ilk karar açıklaması Aralık 22'de oldu. Yani OHAL'in ilanından neredeyse 1,5 yıl sonra insanlar bu bir gece yarısı aniden böyle gece 11.30-12'de efendim internette terörist ilan edilmeleri sonrasında bir kurumdan bir yanıt aldılar. Düşünün şu hali. Ha, 1,5 yıl sonra bir terörist ilan edilmişsin, 1,5 yıl sonra senin hakkında, yani herkes hakkında da değil, %3-5'iniz hakkında bir karar veriliyor. Bunun da %93'ü olumsuz. Ne derece ağır bir tasfiye ile karşı karşıya olunduğu ortada. 2 yıl sürecek denen bir komisyon 6 yıl sürüyor ve bu konuyla ilgili çok şey anlatılır. Bir sürü raporlar hazırladık, anlattık, ettik ama yüz binlerce insanın işinden atılmasının ardından bir de özgürlük hakkı gasp edildi. Ne oldu? Seni irtibat, iltisaktan dolayı attım kardeşim. Sonra ben bir yargıya başvurayım, başvuramazsın. Nereye başvururum? İşte bizim emrimiz altındaki bir idari komisyona başvurursun. O da zaten oradaki başkan da bu işin sonunda %15 kabul olacağını söylüyor. Bakın, gazetecilere komisyon kurulurken %15 kabul çıkar buradan diyen bir başkanın 6 yıl sonra %14,10 kabul edilmiştir açıklamasını işittik. Demek ki 6 yıl mağdurlar boş yere beklemiş. Baştan belliymiş arkadaşlar iş. Bakın, legal kriterleri de illegal kriterler olarak kabul edersen bu korkunç tasfiyeyi iktidar eliyle uyduruk bir komisyona yaptırırsın. Şimdi yargıya ulaşmalarını engellersin ve en sonunda da ne yaparsın? İşinden attın.
depresyonlara soktun, aç susuz bıraktın, sosyal dışlamaya maruz bıraktın. Herkes vebalı gibi senden uzak durdu. Bir vatan KYK'lı bir Nazi muamelesi gördü iktidardan. İşte intihar etti şu bu. Bir de bunun üstüne zindanlara attı. Cezaevlerini ilk önce boşalttılar, adli mahpusları çıkardılar. Yer hazırlıyorlar ya. Hurra! Binlerce, on binlerce kişiye cezalar yağdırılıp, acımasız cezalar yağdırılıp bu sefer de zindanlara atıldı. Yani işinden atılmışsın. Efendime söyleyeyim, depresyona girmişsin. Terörist ilan edilmişsin, vebalı ilan edilmişsin. Ne yapacağını bilemez bir haldesin. En acımasızlık sana yapılıyor. Engelli bir çocuğun olsa ona engelli aylığı verilmiyor. Efendim, sosyal yardım alamıyorsun. Bankada hesap açamıyorsun. Efendime söyleyeyim, yurt dışı diyorsun, tamam lanet olsun ya. Bu ülkede sizin olsun. Ya sev ya terk et diyorsun her zaman olduğu gibi. Tamam. Dün Kürt'e diyordun, bugün de KHK'lıya diyorsun. Ya sev ya terk et kardeşim diyorsun. Bakın aynen bu. Bu ülkede zaten mesele şu. Keyfiyet yöneticilerin işi haline gelmişse vatandaş yandı. Yani işte burada ayrımcılığa uğrayan vatandaş yandı. İşte ya sev ya terk et kardeşim deniliyor. Ya benim yaptığım zulmü kabul edeceksin ya da defolup gideceksin diyen bir erk var karşında. Dün bu Kürt'e, Alevi'ye, azınlığa söylendi, mallar yağmalandı, talan edildi, şu bu falan. Şimdi de korkunç bir şekilde KHK'lılara karşı yapılıyor, acımasızca. Toplum buna duyarlı mı? Maalesef büyük bir duyarsızlık görüyoruz değerli arkadaşlar. Dediğimiz gibi ben biraz o zindanlar bölümünü anlatayım size. Hani anlatmakla bitmez. Bıraksanız ben sabaha kadar anlatırım burada. Ama size özetle cezaevlerine atılan KHK'lıların dramlarını, uğradıkları haksızlıkları anlatmak istiyorum. Yani bu kadar haksızlığa uğratılıp arenalarda aslanlara yem edilmişsin ve o zalim Roma dönemindeki gibi o kadar büyük bir merhametsizlik var ki senin ölümünü izlemek için o arenaya gelen insanlar var adeta. Dün Roma döneminde öyleydi. Mazlum insanlar arenalarda aslanların önüne atılıyordu. Romalılar da özellikle para vererek o gösterileri izlemeye gidiyordu. Şimdiki bundan ne kadar farklı ki ya? Toplumun yüzde kaçı bu zulme, bu soykırıma esaslı bir karşı duruş sergiledi? Açıkçası şu bir gerçektir. Maalesef vicdansız bir toplumda yaşıyoruz arkadaşlar. Bu bir gerçektir. Davamız bu toplumun vicdanını arttırma davasıdır. Vicdansızlıklara göz yuman bir toplum pislikten kurtulamaz. Maddi ve manevi anlamda çöküşten kurtulamaz. Maalesef ki vicdansız bir toplumda yaşıyoruz. Bu bir gerçektir. Bakın size bunu ispat edeceğim. Bazı örnekler sunacağım. Daha yakın işte bir iki hafta içinde olan örnekler. Özgürlüğünü gasp ettiğin gibi kadınları bebekleriyle çocuklarıyla zindanlara atmak nedir ya? Var mı böyle bir şey? O cezaevlerini sen bebekler çocuklar için mi yaptın? O hal döneminde dünya rekorları kırıldı. Dünyanın hiçbir ülkesinde 800-900 bebek çocuk anneleriyle cezaevinde değilken Türkiye'de böyleydi. Çünkü korkunç bir tasfiye operasyonu vardı. O çocuklardan kimisi hayatını kaybetti. Nasıl mı? Hamile anneyi düşük tehdidi altında olduğunu anladığın anda bile, doktor raporuyla anladığın anda bile hakim tutuklar cezaevine atarsa ne olur? Anne o düşük tehdidi sonrasında bebeğini kaybeder. Onlarca böyle vaka oldu. Bakın, eline bebek kanı bulaşan bir iktidardan bahsediyoruz. İsim isim sayabilirim size bu annelerin isimlerini. Düşük tehdidi altında kanamaları olmasına rağmen acımasızca, zalimce cezaevine atılan kadınların dramını
Çok uzun uzun da anlatabilirim. Ancak başlık olarak söyleyeyim. Hamile kadınlar, çocuklu anneler, lohusa kadınlar cezaevlerindeydi. Ve burada Tarsus cezaevinde oldu. Size çok uzak değil. Kadın doğum sancıları geliyor. Hastaneye götürüyorlar. Doğum oluyor. Jandarma diyor ki yeterli elemanımız yok. Tamam yatmasın hastanede. Doktor beye söyleyin biz götürelim onu. Doğumdan 2 saat sonra hop cezaevine kadın kucağında bebeğiyle geri dönüyor. Böyle çok vaka oldu. Birebir takip ettiğim. Yani acımasızlıkta sırtlanları geçmişti beşer derler ya. Hakikaten o dönemleri yaşadık ve yaşıyoruz da. Yine 1 aylık, 3 aylık, 5 aylık bebeklerin olduğu bir dönemi 6 yıl boyunca yaşadık. En son mesela bakın Burcu Levent diye bir kadın geçtiğimiz ay prematüre bebeğiyle girdi. 8 aylık bebek doğmuştu. Ancak doğum gününe ulaştığı anda neredeydi biliyor musunuz? Cezaevindeydi. Konya E tipi cezaevine girdi. Yoğun bir baskı sonrası evet tutukluktan bir müddet sonra kurtuldu ama anneyle konuştuğum zaman cezaevinde o kadar kötü bir ortam vardı ki soğuktu ki yeni doğmuş bebeğimi 15 gün yıkayamadım. Altını bile açarken çok tedirgin oluyordum üşür diye bunu anlatıyor. Yine kimi anneleri dinledim. Ya aylarca sırt üstü yatamadım çünkü oturarak ayaklarımda bebeğimi sallıyordum ama cezaevi o kadar soğuktu ki o kadar bebeğimi sarmıştım ki kimi zaman daldığım uykumdan irkilerek uyandığımda çocuğun yüzünün bembeyaz olduğunu, sopsoğuk olduğunu görünce acaba öldü mü diye büyük bir tedirginlik yaşadıklarını bana anlattılar. O kadar sağlıksız, kötü koşullarda anne ile bebeğin binlerce hatırasının olduğu bir dönemi yaşadık. Daha şimdi bile bakın size örnek vereyim. Fotoğrafı yanımda yok. Sosyal medyamdaki paylaşımlarıma bakın. Yarık damaklı, dudaklı, anal vajinal yırtıkları olan ağır ameliyatlar geçirmiş 3 aylık bir bebek. Bebek annesiyle cezaevinde şu anda. Silivri cezaevinde. Yani görseniz bebeği içiniz parçalanır ama avukatla konuştum. Acımasızca hakimin tutuksuz yargılama yerine tutuklu olarak yargıladığını öğrendik. Niye? KHK dolayısıyla mağdur edilmiş bir kadın olduğu için. Yine bakın bir ayı aşkındır anlatıyorum, mecliste de anlatıyorum, her yerde anlatıyorum. Tüm kamuoyu da artık çok iyi biliyor. 6 yaşında bir tane çocuğumuz var. Yusuf Kerim Sayın. Ewing sarkom hastası. Çocukluk çağı kanserlerinin en zalimlerindendir bu kanser. Çok acımasız bir kanserdir. Hızlı ilerler, çabuk öldürür. Bir kemik kanseridir. 3 aydır çocuk hastanede yatıyor. Annesine de efendim işte Bankasya'da 1034 liran varmış. Bir yurtta, legal bir yurtta müdirelik yapmışsın. Al sana terör örgütü üyeliği cezası. 6 yıl 3 ay denmiş. Ve Yargıtay'ın kararını bekliyor. O ara çocuk hastaneye yatmış. Aile tek çocuğunun hastalığı nedeniyle büyük bir şok yaşıyor. Ve siz kadın Yargıtay'dan cezayı öğreniyor. Çocuk hastanede yatıyor. İnfaz erteleme talep ediliyor, verilmiyor. Ve cezaevine giriyor. Çocuk kötüleşiyor annesini kaybettiği için. İlk kemoterapi başarısız oluyor. Hastalık gerileyeceğine ilerliyor. İkinci, üçüncü kemoterapilerde yine hastalık ilerliyor ama anne cezaevinde. Etmeyin, eylemeyin. Bu çocuğun başına annesi gelsin diye bir aydır ben ve tüm kamuoyu feryat ediyor ama neden gelemiyor? Bunu mecliste de söyledik. Hiç yüzleri kızarmıyor o AK Parti, MHP, Cumhur, Zulüm İttifakı'nın vekillerinin. Çünkü kendi çıkardıkları zalim bir yasa nedeniyle gelmiyor. O yasa çıkarken ben o meclisteydim. Etmeyin, eylemeyin kardeşler dedim. Sabaha karşı saat 4'teydi, hiç unutmam. Ya mahpusu adil yargılamıyorsun.
Ama mahpusun eşi veya çocuğunu da mı terörist görüyorsun kardeşim? Etme, eyleme dedim. Çünkü yasayı ayrımcı çıkarıyorlardı. Yasayı, yasadaki maddeyi şöyle çıkardılar. Efendim, adli mahpusun eşi veya çocuğu ağır bir hastaysa 1+1 yıl infaz erteleme verilebilir. Ancak siyasi mahpussa verilemez. İşte KHK'lıysa verilemez diye bir madde çıkardılar. Ya etmeyin, eylemeyin, dramlar olur dedik. Dinlemediler. Sonra ne oldu? 8 yaşında bir Ahmet Burhan Ataç'ımız vardı biliyorsunuz. Adana'daydı annesi. Uzun süre takip ettik. Çok büyük bir dram yaşandı. Ve çocuk ona yani yanında baba dediğiniz zaman babası cezaevindeydi. Hasretten gözyaşları dökülen bir çocuktu Ahmet Burhan Ataç. Ve o çocuğun babası sırf bu madde yüzünden çocuğunun başına gelemedi. Çocuk baba baba diyerek bu dünyadan ayrıldı. Selman Çalışkan, beyin tümörü bir çocuktu. O da yine babası KHK'lı bir öğretmen. İşte KHK bir soykırımdır dediğimde, bir zalimliktir dediğimde niye öyle diyorsun diyorlar. Kardeşim niye demeyeyim? Bunlar nedir ya? Nazi döneminde bunlar yaşanmadı. Nedir bunlar yani? Allah aşkına. Yok efendim senin baban KHK'lı. Başkasına, sıradan bir insana tanınan hakkı sana vermeyiz. O çocukcağız da babasız öldü. Çocuğun cenaze namazına bile göndermediler. Ömer Faruk Turan, Manisa cezaevindeydi babası Murat Turan. Hepsini bakın yıllardır yakından takip ediyorum. Çocuk ağır bir hastaydı. Hastanede aylardır yatıyordu. Ailenin içi parçalanıyordu. Ve sonunda çocuk ölüm deşeğindeydi. Savcıya telefon açtım. Savcı bey ne olur yani en azından bir başına gelsin. Veyahut da çocuk ölmek üzere bugün yarın cenazeye bir izin verin. Hayır efendim veremeyiz dendi. Baba çocuğunun cenazesine bile gidemedi. Yani o bırakın cenazeyi, o baba çocuğunun başına gelebilirdi. Yine bakın zalimlikler hasta mahpusları da buldu. Neden? Çünkü KHK'lıydılar. Mesela Mustafa Başer şu anda da yatıyor. Eski bir hakim, KHK ihraç. Adam mesane kanseri. 3 kez ameliyat oldu. Denetimli serbestlik ve şartlı tahliyesini kaç aydır vermiyorlar biliyor musunuz? Sırf uyduruk nedenlerle. Efendim işte pişmanım de, bizim istediğimiz kişilere küfret. Ondan sonra biz sana bunu veririz. 1 yıl 9 aydır adamın hakkı olan denetimli serbestlik ve koşullu salıverme vermiyorlar. Adam kanser. 3. kez ameliyat oldu. Hastalık ilerliyor ama acımasızlık had safhada. Yani bakın bir başka hasta, Kemal Mutlum. 2,5 yıl boyunca beyin kanseri nedeniyle infaz ertelemeyi eğitim araştırma hastaneleri vermesine rağmen iktidarın emrindeki adli tıp kurumu adama infaz erteleme vermedi. Hastalık ilerledi. 2. ameliyat, 3. ameliyat düşünün beyin ameliyatları geçiriyorsunuz. Çok ağır ameliyatlar. En sonunda artık o kadar ağır bir hasta haline geliyor ki hadi İstanbul'dan Ankara'ya gönderelim deniliyor. Aslında evrak gönderilip o iş halledilebilir. Hastanın gitmesine gerek yok. Ayakta durmakta zorlanan bir hastayı tek kişilik ring aracında demirden bir hücrede, tabutluk denir ona, orada Ankara'ya gönderiyorsunuz. Adam konulduğu Metris cezaevinde yatağından ayağa kalktığı zaman yere düşüyor. Çünkü denge problemi yaşıyor, beyinde tümör var. Artık zor bela 2,5 yıl sonra infaz erteleme veriyorsunuz. Niye bu kadar zorluyorsunuz? Çünkü siz onu bir cadı olarak görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bakın şu çocuklar, bebekler falan insan olarak görmüyorsunuz. Cadı olarak görüyorsunuz. Bu cadı nedir? Orta çağda da yani böyle şeytanlaştırılan, kötü şu bu denilen insanlar cadıydı. Cadıyı ateşe atarlardı. Ama yürekleri soğumazdı. Cadı diye ilan ettikleri kadının bebeğini de ateşe atarlardı. Ya şu andaki farklı mı arkadaşlar? Bakın ben size cezaevinde düşük sonucu ölen bebekleri söylüyorum. Babasına kavuşamayan çocukları söylüyorum.
çok kötü şartlarda yaşayan hastaları anlatıyorum. Bu Kemal Mutlum en sonunda ne oldu biliyor musunuz? 3 ay infaz erteleme aldı ve artık tahliye edilir diye beklenirken bu sefer devreye Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakimi girdi. Siz toplumdan soyutlanmaya, dışlanmaya, ötekileştirilmeye çalışılıyorsunuz ve tamamen imha edilmeye çalışılıyorsunuz. Bunun gibi binlerce olayı biz raporlarımızda anlattık. Mecliste sabahtan akşama kadar anlatıyorum. Ve bitmiyor. Bu mantıkla mücadele etmek lazım. Hiçbir yerde bir hukuk devleti bunları yapamaz. Yani bırakın hukuk devletin, bir devlet bunu yapamaz. Ama güç birilerinin eline geçince ve adalet olmayınca çeteleşmek çok kolaydır. Bakarsınız ki işte Adalet Bakanlığı diye bir bakanlık var ama Zulümat Bakanlığı'na dönmüş. Çünkü adaletten başka her şey neşet ediyor. Cezaevlerinden feryatlar yükseliyor. İçişleri Bakanlığı diye bir bakanlık var. O da Suç İşleri Bakanlığı'na döner. Mafya liderleri bile onun suçlarını ifşa eder. Ama tek bir tane bile savcı çıkıp da bir suç araştırması yapmaz. Ve bunlara göz yumarsanız gazeteciler öldürülür. Siyasetçiler öldürülür. İşte en son Sinan Ateş cinayeti. Ne oluyor? Efendim, katili alıp bir yerden bir yere götürdüğü söylenen ve kamera kayıtlarında ortaya çıkan Tolga Demirbaş, bakıyorsunuz tutuksuz yargılanıyor. Ama hamile bir anne çok basit bir şekilde cezaevine atılabiliyor. Ya adamın bir katile yardımcı olduğuna dair kamera görüntüleri olduğu iddia ediliyor. Sen bu adamı tahliye serbest bırakıyorsun. Gariban hasta bebeği olan anneleri cezaevine atıyorsun. İşte KHK budur. Zalimlik budur. Soykırım budur arkadaşlar. Hukuk kuralları önce yoktu. Önce insanlık vardı, vicdanlar vardı. Vicdanlar da hukuk kurallarını oluşturdu. O hukuk kuralları da toplumların birlikte yaşama kurallarına kadar ulaştı. Ancak hukuk kurallarının vicdandan yoksun olması halinde ne denli zalimane uygulamalara dönüştüğünü de sürekli görebiliyoruz ve içimizi, vicdanımızı sızlatan uygulamaları maalesef yok etmek için, ortadan kaldırmak için her türlü mücadele yöntemine başvuruyoruz. Şimdi vicdan dedik, cezaevleri dedik, mağdurlar dedik. İnanın yıllardır ben İnsan Hakları Derneği'nde çalışıyorum. Yıllardır 3 aylık raporlarımızı, cezaevleriyle ilgili raporlarımızı paylaşıyoruz kamuoyuyla. Nice vaka var ki aslında idari pratik haline gelmiş, aslında hükümet politikalarına dönüşmüş, aslında sistemin ta kendisine dönüşmüş, zalimane uygulamaların, hukukla hiçbir bağının aslında kalmadığını görüyoruz. Sırf Birleşmiş Milletler'in Nelson Mandela kuralları dahi uygulansa, yani cezaevlerindeki asgari standart kurallar uygulansa, bu kadar vicdanları sızlatacak vakaya asla rastlamayacağız. O yüzden hukuk hepimiz için gerekli. Hukukun üstünlüğü, hukuk devleti bu anlamda çok önemlidir diyoruz. Şimdi KHK'lar neden çıktı? Hepiniz biliyorsunuz. Allah'ın bir lütfu gerekiyordu ve KHK'lar da arkasından sıralandı. 37 tane KHK çıktı 2016'dan itibaren. Geçmişte de vardı KHK'lar. Sıkı yönetim dönemlerinde de KHK'lar vardı. Olağan koşullarda da KHK'lar vardı. Her konuda aslında KHK'lar çıkarılabiliyordu geçmişte. Ancak öyle bir iktidar geldi ki KHK'larla artık kanunları bertaraf etmeye başladılar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hukukun üstünlüğünün olduğu bir ülkede insancıl hukukun yaşatılması gerekir. İnsancıl hukuk için de
kanunların önceden herkesçe biliniyor olması gerekir ve kanunların da anayasaya ve üst hukuk normlarına, yani uluslararası standartlara ve uluslararası sözleşmelere uygun şekilde düzenlenmesine bağlıdır. Geçerliliği ve toplum içerisinde hukuka uygunluğu kabulü için. Ancak 2016, yani 20 Temmuz tarihinde kabul edilen, düzenlenen KHK 21 Temmuz tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla resmi gazetede yayınlandı. Ve bu Bakanlar Kurulu kararı hayatımızı bir gün içinde değiştirdi. Nasıl değiştirdi? Sadece KHK'larla kamu görevinden insanlar ihraç edilmedi. Hayatlar alt üst edildi. Sadece görevlerinden ihraç edilenlerle ilgili düzenlenmedi. Yanlış bilinen bir gerçek var. O da KHK'lar her konuda düzenlendi. Her konuda. Yani iktidarın kendisi için gerekli gördüğü her alanda KHK düzenlemesine başvurdu. Düşünün ki evlilik programlarının değiştirilmesine dair kanun hükmünde kararname çıkarıldı. Olağanüstü halle ne ilgisi var? Olağanüstü hal gerekliliği ile ilgili KHK ile sınırlı düzenlemeler yapılması gerekirken çok farklı konularda düzenlemeler yapıldı. Örneğin YÖK düzenlemesi yapıldı. Rektörlerin ne şekilde değiştirilmesine dair usulleri değiştirdi KHK ile. Veya farklı farklı konularda olağanüstü halin icap ettiği gerekliliği ortaya çıkaran sebeplere bağlı kalmaksızın her konuda düzenleme yapıldı. O açıdan biz aslında KHK'ları biraz hukuka aykırılıklarını değerlendirme ihtiyacı duyuyoruz. Bir hukuk devletinde yetki kimdedir arkadaşlar? Yetki yasama organında değil midir kanun oluşturmada? Ama 2016'dan itibaren şunu gördük. Kanun hükmünde kararname ile yasama yetkisi aşıldı. Yasama yetki gaspı yapıldı. Yani yasamanın yerine, yani meclisin yerine sadece Bakanlar Kurulu kararlarıyla, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kanunlar oluşturuldu. Ve bu kanunlar hayatımızın tamamına etki edecek sürekli hale gelen kanunlara dönüştürüldü. Normalde ne biliyoruz kanun hükmünde kararnamelerle ilgili? Geçici süreli, belli spesifik konularda acil durumun aciliyeti gerekliliği sebebiyle düzenlenmesi gerekirdi. Ama gördük ki kanun hükmünde kararnameyle ceza muhakemesi kanunu değiştirildi arkadaşlar. YÖK kanunu değiştirildi. İdari yargılama usul kanunu değiştirildi. Hatta ve hatta yargılamanın yetkisindeki konularla ilgili insanların yargıya başvurma hakkı engellendi. Bu KHK'larla aynı zamanda idare mahkemelerine başvuru hakkı engellendi. Kanun hükmünde, hatta kanunun üstünde anayasaya aykırı kanun hükmünde kararnameler düzenlendi. Anayasaya aykırılıkları da ortaya çıktı. Nitekim dikkatinizi çekmiştir, kamuoyuyla paylaşılmıştır. 30 Haziran 2022 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla anayasaya aykırılıkları tek tek sıralanarak kanun hükmündeki kararnamelerin bazı hükümleri değiştirildi. Özellikle de 7145 sayılı geçici kanun hükmündeki kararnameleri sürekli hale getiren kanun düzenlemesi. Bu kanun düzenlemesinin bazı hükümleri iptal edildi. Bunun da temel nedeni yine az önce söylediğimiz gibi yetki gaspı ve aynı zamanda insancıl hukuktan uzaklaştıran düzenlemelerdi. İnsancıl hukuk diyorum, özellikle altını çiziyorum çünkü biz insan hakları savunucuları hukuku sadece kanunlardan ibaret görmüyoruz. Hukuk vicdanların oluşturduğu kurallar bütünüdür diyoruz, değil mi? Altını özellikle vurguluyorum, çiziyorum. O yüzden insancıl hukuktan uzaklaşan kanun düzenlemeleri her zaman kanun ülkesinde dahi de olsa hukuka uygun değildir. Meşru değildir, insanlık hukukuna aykırıdır diyoruz. Yine konu açısından da az önce değindiğim gibi OHAL kanunları, OHAL olağanüstü halin ilanına gerekli görülen konu bakımından sadece düzenlenmesi gerekirken
Az önce izah ettiğim gibi farklı farklı konularda olağanüstü hal kalktıktan sonra dahi yine ihtiyaç duyulmuş olsa gerek kanun hükmünde kararname çıkarmaya devam ettiler. Seriye bağladılar. Seriye bağladılar. Numaralarını dahi ezberledik biliyorsunuz. Herkes ihraç edildiği kanun hükmündeki kararnamenin numarasını dahi biliyor. Onun için balonlar dahi uçurduk. Siyah balonlar dahi uçurduk bir ara. Değil mi hocam? Şekil açısından da hukuka aykırılık var. Yani çok detaya girmeden geçeyim. Şekil açısından neden hukuka aykırılıklar var? Şimdi bir kanun hükmünde kararname çıkıyor. Bu kanun hükmünde kararname, KHK diyelim kısaca. KHK'lar çıkarıldıktan hemen sonra hemen sonra 20 gün içerisinde mecliste komisyonlar nezdinde 20 gün içerisinde görüşmesinin yapılması ve 30 gün içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanunlaşması gerekiyor. Yani onaylanması gerekiyor. Şimdi bu KHK'lar şekil açısından bakıyoruz. Her birinin onaylanma tarihi en az 3 ay sonra. Bakın 20 günde komisyonda görüşülmesi gerekiyor. 30 gün içerisinde meclis tarafından onaylanması gerekiyor ve yürürlüğe girmesi gerekiyor resmi gazetede. Ama görüyoruz ki bu KHK'ların hepsi yayınlandığı tarih itibariyle baktığınızda zaten bu şekil şartlarına asla uyulmadan düzenlenmiş. Yine şekil şartları açısından değerlendirmek gerekirse. Ama örneğin mesela 667 sayılı KHK herkes biliyor. İlk yayınlananlardan biri. 23.07.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanıyor. Bir de 7 resmi gazetede yayınlanıyor. 18 Ekim 2016 tarihinde mecliste onaylanıyor. Tam 3 ay sonra. 668 sayılı kanun hükmünde kararname 27.07 yani Temmuz 27'de yayınlanıyor. Ama Kasım 2016'da onaylanıyor. Demek ki burada da ne var? Aslında kendini meclisin üzerinde gören, yasama organının üzerinde gören, kanun yapıcı olarak kendini gören bir iktidar var. Kanun yapıcı olarak kendini gören bir düzen var, bir sistematik kurulmuş. Bu sistematiğin aslında adı bize göre, insan hakları savunucularına göre polis devletidir. Polis devleti kavramını aslında iyi açmak gerekir. Neden açmak gerekir? Kanun hükmünde kararnameler. Sevgili arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuz. Bakanlar Kurulu önüne gelen kanun hükmündeki kararnameleri bakanlar tek tek incelemiş olabilir mi bir günde? Tek tek 4000'leri aşan listelerdeki kişilerin durumunu tek tek bakanlar incelemiş olabilir mi? İrdelemiş olabilir mi? Tartışmış olabilir mi? Hepsinin imzasından geçiyor ve bu kanun hükmündeki kararnamelerin temel bir özelliği vardır. Kolektif kararlardır. Kolektif kararın o çıkması gereken bakanlar kurulunda tartışılmadan imzalanmamış olması mümkün mü bir günde? Tamamının değerlendirilmiş olması mümkün mü? Asla değil. O yüzden şekil yönünden de önlerine konulmuş. Kim koymuş? Kolluk kuvvetleri koymuş. Kim koymuş? Güvenlik güçleri koymuş. Kim koymuş? İstihbaratı yapanlar koymuş. İstihbaratı yapanlar kimler? Tabii ki o listeleri hazırlayanlar, kişiler hakkında, özel yaşamı hakkında bilgi edinenler, özel yaşamlarıyla ilgili derleyip toparladıkları bilgilerle getirip Bakanlar Kurulu önüne listeleri koyanlar. Ve bunlar aynı zamanda istihbarat çalışması yapan güvenlik güçleri. Dolayısıyla biz şunun altını çizmek zorundayız. Hukuka uygunluğun tartışıldığı bir yerde hukukun üstünlüğü yoktur. Hele hele görev yönünden de tartışmayı yürütmek lazım. Kanun hükmündeki kararnamelerle insanlar cezalandırıldı. Ceza hangi tür bir cezaydı? Müebbet cezaydı. Hem kendileri KHK ile ihraç edilenler açısından değerlendiriyorum bunu. Hem kendileri hem aileleri müebbet ceza aldı. Müebbet ceza alan bu insanların yargılanmadan verilen cezanın niteliği nedir? Siz söyleyin arkadaşlar. Yargısız infaz değil midir?
Yargısız infazlar, vekilim güzel söyledi. Yargısız sabaha karşı çıkan KYK'larla insanlar görevlerinden atıldılar. Ve ömür boyu çalışma, istihdam edilme hakları ellerinden alındı. İLO sözleşmelerine aykırı, Birleşmiş Milletler'in diğer tüm sözleşmelerine aykırı, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'ne aykırı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin çalışma hakkını düzenleyen hükümlerine aykırı, yine adil yargılanma ilkesine aykırı. Zira ceza hukukunun tartışıldığı bir yerde ceza hukukunun hükümlerinin usulünün, yani muhakeme usulünün de hayat bulması gerekir. Şimdi görüyoruz ki KYK'lar için komisyonlar kurdular. Bu komisyonlar ne tür bir yargılama sistematiğine sahip? Hiçbir şekilde hukuk formasyonları yoktu. Valilikler bünyesinde kurulan komisyonlarda insanlar ceza hukukuna tabi tutuldular. Ama ceza hukukuna tabi tutulan insanların aslında savunma hakkı başından itibaren ellerinden alındı. Şimdi temel bir kriter var. O da adil yargılanma ilkesi diyoruz. Ceza hukukunun olduğu yerde adil yargılanma ilkesinin hayat bulması gerekir. Kanunilik ilkesinin hayat bulması gerekir. Sizin suç olduğunu bilmediğiniz bir tarihte ve fiilin suç olduğunu bilmediğiniz bir dönemde sonradan çıkan kanunlarla, sonradan çıkarılan ya da iddia edilen isnatlarla siz cezalandırılamazsınız. Önceden suç olduğunu bilmediğiniz bir hareketten yargılanamazsınız veya cezalandırılamazsınız. Hele hele ömür boyu bir cezaya çarptırılamazsınız. Ama ne oldu bu KYK'larla veya bu komisyonlarla, KYK komisyonlarıyla, olağanüstü hal değerlendirme komisyonlarıyla? İnsanlar hem yargısız infazlara tabi tutuldu, hem 6 yıl boyunca inşallah yarın komisyonları göndereceğiz. Yarın komisyonlar lağvediliyor. Biz lağvediliyor diyoruz. 2 yıllığına kurulan komisyon 6 yıl boyunca devam ettirildi nitekim. Yarın 22 Ocak 2023 tarihi itibariyle bu komisyonların görevi sona eriyor. Dolayısıyla biz onlara güle güle diyeceğiz. Ama güle güle derken bir daha gelmeyin diyeceğiz. Umarız bir daha da gelmezler. Komisyonların yaptığı bu görev, az önce izah ettiğim gibi, cezalandırma sistematiğine asla uygun değil. Görev yönünden, yetki yönünden gasptır. Mahkemelerin gaspıdır. Mahkemelerin yetkisinin gaspıdır. Mahkemelerin görevinin gaspıdır. Çünkü bir yargılamada eğer sanıklar savunma hakkından yoksun bırakılıyorsa orada adil bir yargılamadan ve hukuktan söz edemeyiz. İşte tam da bu KHK'lar ve aynı zamanda komisyonların verdiği kararlar, Bakanlar Kurulu'nun düzenlemiş olduğu bu ekli, listeler ekli sistematikle gelen ve aslında Türkiye'de hiçbir zaman başvurulmayan bir yöntemdi. İlk kez bu iktidar döneminde gördük. Ekli listelerle, üst yazılarla KYK'lar çıkarılmıştı. Bu sistematikle insanların adil şekilde, hukuka uygun ya da hakkaniyete uygun şekilde yargılanma hakkı, savunma hakkı da elinden alındı. Bırakınız, hani verilen cezalar tartışmasını hiç yapmıyorum. Oraya gelene kadar, evet, oraya gelene kadar zaten hakkaniyetsiz her türlü uygulama yapılmıştı. Dolayısıyla biz KHK'ların geçmişe dönük uygulamalarıyla, geçmişe dönük etkileriyle insanların mağdur edilmesine yol açan yapılma şeklini ve yayınlanma şeklini, uygulanma şeklini asla hukuka da uygun bulmuyoruz. İnsancıl hukuka uygun bulmuyoruz. İnsani kriterlere de uygun bulmuyoruz. Bu anlamda gitmeye mahkumdur KYK'lar. Biliyorsunuz yeni bir moda var. Psikolojik bir sorun yaşayan, depresyon yaşayan insanlar hayat ağacının köklerini aramaya falan çıkıyorlar. Kendileri doğmadan önce ailelerinin yaşadıkları travmaları inceliyorlar ki kendilerine bu sorun acaba fark etmeden, sözel olmayan yönlerle aileleri nasıl aktardı, onların travmasını nasıl besliyor bu farkında olmadıkları şeyler. Hani öyle anlıyorlar da kendilerini bütün bir insan olarak kuruyorlar bu insanlar. Şimdi biz de devleti biraz böyle bakmalıyız. Yani bu KYK hukuku nereden geliyor? Böyle köklerine biraz gitmemiz gerekir
Mecburuz bunu yapmaya. Şimdi 4 büyük bürokrasimiz var bizim. Ben kamu yönetimcisi olduğum için oradan bakabilirim. İşte adli, askeri, akademik ve idari bürokrasi. Ama bunun kökleri Selçuklulardan gelir. İlmiye ve Seyfiye iki sınıftır aslında. İşte ilmiye sınıfı dini alimlerin olduğu sınıftır. Devlet yöneticilerinin Şeyhülislam, kazasker, yargı, mollalar, profesörler bu kanaldan gelir. Seyfiye sınıfı da askerler, memurlar, bürokrasi. Bunlar da seküler, işte Bektaşi dergahları vesairelerle de ilişki kurulabilecek iki sınıftır kamu bürokrasisini oluşturan, devlet yönetimini oluşturan. Yani bürokrasi modern devletlere özgü bir terim ama hani kullanırken bu hiyerarşik yapıları anlatırken dilimize bazen yapışıyor, kullanıyoruz. Şimdi biz Tanzimat döneminden beri dört alanda bu bürokrasiyle uğraşıyoruz. Batı bürokrasileri işte yasama, yürütme ve yargıyı ayırmış birbirinden. Bunu ayırırken de işte mutlak monarkların, yani feodaliteden gelen mutlak monarkların o tek güçlü yetkisini nasıl parçalayalım da hani bunlar kuvvetler birbirini dengelesin, insan haklarına daha az zarar veren bir yönetim modeli oluşturalım diye düşünmüş. Biz de Batı'nın bu modelini Tanzimat'tan beri Osmanlı toplumunun bu ilmiye, seyfiye sınıflarının üzerine geçirmeye çalışıyoruz. Şimdi sürekli reforme ediliyor bu bürokrasi ve 1960'lara kadar aslında doğru düzgün bir yasama, yürütme, yargı ayrımı da kurulmuş değil. Bunun işlevleri sanki bu bürokrasinin kendi kendini yönetme mekanizması gibi görünüyor ama işte genel kurmayı biliyorsunuz siyaset koridorlarından çıkmıyordu. Darbe üstüne darbe, muhtıra üstüne muhtıra, bütün her şeye hakim olma duygusu, sivil alanda siyasete izin vermiyordu. Yani HSYK baştan beri zaten hakimlerin, savcıların hiçbir şekilde özgürlük alanı bırakmayacak bir şekilde Adalet Bakanlığı ile ilişkili bir yapı içindeydi. YÖK'ü zaten biliyorsunuz yani. Bu tepedeki bürokrasiler birbirinden asla ayrışmıyordu ve kendine özgü, özerk şekilde bir yapı oluşturamıyorlardı. Yani bu arkadaşlar 1960'larda 60 Anayasası'ndan önce adliyeler bir İl müdürlüğü gibi yapılanmıştı. Yani mülkiyenin, mülki idari amirliğinin içerisinde kaymakamın, valinin emir komutasında gibi bakan, Adalet Bakanlığı'nın bir hakimi çağırıp emir veya verdiği bu davayı niye böyle yaptın? Bunlar hukuki, usul hukukunun içinde var olan şeylerdi. Yani özgürlük alanı, hani daha bir memur gibi bir adliye düşünün. 60 öncesi dönemi. Akademi içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani bir emir komuta zincirine bağımlı bürokrasiler oluşturulmuştu. Taşra'da, yani yerel yönetimlerde adliye ile idare 1960'tan sonra iyice ayrıştı. Ama bu süreç içerisinde ayrıştı. Yani artık bizim kafamızda adliye sarayı ile mülki idare amirinin yaşadığı alan arasında bir bağ çok yok. Ama il idaresi kanunundan bu hükümler daha yeni çıkarılmıştı. Yani bu süreç çok uzun bir süreç. Yani 50 yıllara, 100 yıllara yayılan bir süreç. Dolayısıyla şimdi tabii bu bürokrasiyi bilmek şu açıdan da önemli. Devleti biliyoruz. Hani hep üstümüze abanan bir devlet var. Hiç bize nefes alanı bırakmıyor. İşte taşrada yerel eşraf çıkarlarını ifade edemiyor, işte sermaye birikmiyor, burjuvazi yaratılamıyor. Sürekli tepede bir mülki idarenin etrafından dolaşan bir toplumsal yapı var. Ya da işte adliyenin, işte en yakın Kurak Günler filmini izlediyseniz, orada bile bir kasabada adliye, belediye vesaire ilişkilerinin nasıl bir ağ oluşturulduğunu çok net ortaya süren bir mekanizma var. Merkezde de aynı şekilde, bu sefer büyük sermaye yok. İşte komprador burjuvazi deniyor, bir şekilde sermaye alanı yok. Küresel sermayenin isterlerine doğru çok rahatça hareket eden bir burjuvaziden söz ediyoruz. Ve buna uygun bir devlet yapılanmasından söz ediyoruz aslında. Yani bizim bu sermaye ve devlet ilişkisini sağlama mekanizmasını da analizimize mutlaka katmamız gerekiyor. Bu devlet niye böyle oldu, niye bu kadar çok askerileşti bütün yapılarıyla birlikte diye düşünürken. Şimdi biraz atlamalı gidiyorum hızlı olmak için. Refah Partisi döneminden beri bir AKP iktidarı geleneği var.
Bir de cemaat yapılanması var biliyoruz. Yani bu cemaat yapılanması, yani daha doğrusu Refah Partisi sokağın nabzını tutarak biraz da sosyalist hareketlerin 70'lerdeki dilini kullanarak, mahalle örgütleri yaparak bir şekilde sokağın dilini tutturdu, halka ulaştı. Cemaat de aynı şekilde bürokrasinin dilini çözdü. Bunu koyalım. Yani özellikle adli ve idari bürokrasinin dilini çözdü ve oralara kadrolaştı. Birlikte devleti dönüştürmek, reform yapmak üzere yola koyuldular AKP iktidarı ile birlikte. Askeriye ile çatıştılar. Çok zor bir işti. Yani bu işte Selçuklulardan beri gelen bir askeri bürokrasi, iç siyasetin içinde her şeyi belirliyor. Önce askeriyenin kendisiyle bir kurum olarak çatıştılar. Ve işte hatırlayın Ergenekon, kozmik odalar. Yani saray yapıldı. Saray niye yapıldı? Ben gösteriş için yapıldığını sanmıyorum. Yani bir asker korkusu. Ve nitekim beklenen darbe bir şekilde işte 15 Temmuz'la gelecekti. Yani bu bekleniyordu zaten. Beklenmeyen bir şey değil de askeriyenin içinden beklenen bir şey vardı. İşte devlet güvenlik mahkemelerini düşünün. 2009'da sistemden çıktı devlet güvenlik mahkemeleri. Ama özel yetkili savcılık diye bir şeyden biz ancak 2014'te kurtulabildik. Yani bu süreçte kurtulabildik. Şimdi böyle bir askeriye ile bir çatışma, bu bürokrasiyi egale etme ya da bu bürokrasiyi iç bürokrasinin sorunlarından uzaklaştırma, sadece dış ilişkileri atma gibi bir meselemiz var. Her zaman vardı bu meselemiz bizim. Şimdi tabii 2014'te geldiğimizde biz artık cemaat yapısıyla AKP'nin kavgasını görüyoruz. Yani bunun işte dershane kavgasıyla başlayan bir boyutu var, çözüm süreciyle gelen, ilişkilerden gelen bir boyutu var. Şimdi burada olan kavganın çözümü bir şekilde, yani zaten bir kavga vardı. Yani şöyle düşünün, iktidarın içindeki bürokrasideki iki grubun kendi arasındaki bir çatışmanın şiddet yoluyla çözümünü yaşıyoruz aslında. Aslında bu devlet geleneğimiz bizim hep böyle. Her zaman eleştirel olan sosyalistler bunu çok yaşamıştır. Geçmişte de bu akımlar hep olmuştur. Eğer ki iktidardaki gruplar arasında çıkar çatışması ya da başka bir şey çatışma doğarsa bir şiddet geliyor. Arkasından bir şiddet yaşıyoruz yani. Bir darbe yaşıyoruz, bir şey yaşıyoruz. Bunun Kürt sorunuyla bağlantılı tarafları da var tabii. Şimdi askeriye gitti. Bir Kürt sorunu var. Bu Kürt sorunu çözüm süreci ile de çözülemedi. Ve buraya biz 2014'te bir şey fark ettik. Askerinin yerine polis gelmiş. Yani daha önce JITEM, MITEM derken bahsettiğimiz şeyin yerine şimdi JÖH gelmiş, PÖH gelmiş, başka bir şey gelmiş. Ve bu alanda sıkı yönetim ve OHAL ilan etmeden bazı düzenlemeler yapılıyor. İşte sokağa çıkma yasakları, valiliklerin, kaymakamlıkların güvenlik kuvveti kullanma yetkileri birden tekrar arttı. Bak, adliye ile idareyi yüzyıllar boyunca ayrıştırmaya çalışırken birdenbire il idaresi kanununa falan valilerin güvenlik gücü kullanma yetkisi gibi şeyler ekleniyor. Bunu güvenlik paketleri olarak biz akademide oturup analiz ediyorduk. Ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Yani neden tekrar valilerin, kaymakamların iç güvenlik teki rolleri bu kadar, askeri kullanma yetkileri vesaire artıyor? Bir hazırlık var. Yani biz bunu bekliyorduk. Yani bir şeyler olacak. Şimdi buradan akademiye bağlayacağım. Yani buradan akademiye geçeceğim. Biz tabii bu düşmanlaştırma, kriminal hale getirme dilini biliyoruz. Yani iktidar kendini çıkarına, yani o dili kuramadığında, o çoğulcu politika dilini kuramadığında bunu yapacak. Karşı tarafta iki tarz strateji izliyor muhalifler. Tabii ben bunları şimdiden bu iki stratejiyi çok böyle kaba taslak söylüyorum ama çeşitlendirilebilir. Ya amaçlara ulaşana kadar her yapılanı onaylayan bir strateji izliyor muhalifler. Ya da askeri alana çekiliyor. İllegalite alanına çekiliyor yani. İşte biz ve bu şiddet geliyor. Devletten bu şiddet geliyor. Te-
tek bildiği dil. Başka bir dil bilmiyor ve bunu da işte bizler işte ölmeden hayatta kalanlar olarak yaşıyoruz. Şimdi ben şeye gelecektim. Bir notlarıma tekrar bakayım. Ha şunu da oraya gelmeden, akademiye gelmeden önce hatırlatmak istiyorum. Şimdi biz hukuk içinde biraz önce hocam bahsetti, hep arıyoruz ama bu şiddet eğilimi geldiği zamanlar aslında hukuk diye bir şey ortada kalmıyor. Mafya dili yerleşiyor. Şimdi bakın Sedat Peker'i görüyoruz. İşte Sinan Aktaş olayını görüyoruz MHP içerisinde. Ve bizim tarihimiz siyasal cinayetler tarihi. Yani şiddet siyasal cinayetlerle geliyor. Normal dönemde de oluyor işte. Hrant Dink'i andık bir iki gün önce. Daha öncesi işte bir sürü bunlar sayılabilir. Yani kadrolar mafyalaşarak kendi hukuku diyeyim ben buna tırnak içerisinde. Çünkü bu kalıcı bir hukuk değil. Yani bu hukuka insanların daha fazla tahammül etmesi çok mümkün değil. Yani bu hukukla yönetmek, bu mafya hukukuyla yönetmek çok mümkün değil. O kadrolar yerleşecek, daha stabil bir hukuka elbette dönüşecek. Ama bu arada tabii bizler ne olacağız? O tarihin cilvesi yani. Onu göreceğiz zamanla. Ve böyle bir bu zor araçlarıyla nasıl başa çıkacağız? O ayrı bir mesele. Şimdi biz akademisyenler olarak gelenin ne olduğunu gördük. O dönem bölgede yaşanan olaylar hakkında çok bilgimiz olamıyordu. Çok kırıntılar geliyordu. İşte bir bebeğin resmi paylaşılıyor. Sivil ölmüş, bayrak taşıyan kadın işte öldürülmüş. Oradaki memurlar alandan çekilmiş. Öğretmenler sahadan çekilmiş. Bir şeyler oluyor. Yani bir iç güvenlikle ilgili bir sorun var. OHAL ilan edilmiyor. Sıkı yönetim ilan edilmiyor. Geçmişte bunlar ilan edilirdi. OHAL ve sıkı yönetimin de kendi içinde bir hukuku vardı ve bu hukuka uygun bir müdahale olurdu. Biz de derdik ki orada olağanüstü bir yönetim modeli var. Böyle de bir şey yok. Polis orada ve bu akademisyenler biraz da işte o kendi özerk, bilimsel özerkliğimiz var bizim. Bizim sözümüzü söyleme gücümüz var güveniyle. Ne oluyor dediler. Tabii bu ne oluyorun ağır bir bedeli oldu. Karşıdan Cumhurbaşkanı'nın işte işaretlemesiyle birlikte rektörlerin birdenbire bir günde nasıl harekete geçebildiğini gördük. Yani bakın kendine özel bir bürokrasi olması gerekir. Mesela bizim rektör üniversiteler arası kurul başkanıydı. Cumhurbaşkanı'ndan iki gün sonra savcılığa bizim suç duyurumuzu da bulunmuş. Bütün belgeler şimdi önümüze dökülüyor ve görüyoruz. İnanılmaz bir hızla harekete geçti ve ilk ihraçlar bizden başladı. İşte diğerlerine yayıldı, özel üniversitelere yayıldı. Bir ihraç süreci başladı bizim. Sadece ihraç değil, emekliye zorlama, yıldırma, mobbing, ne tür her türlü bir şiddetin üzerimizde hissedildiği bir şey. Ama biz ne yapıyorduk? Basına gidiyorduk, yargıya gidiyorduk, disiplin hukuku var diyorduk, tekrar geri dönüyorduk. Kısa bir dönem yani darbe olana kadar ki geçen süreç içerisinde biz akademik özgürlüğümüzü en azından korumaya çalışıyorduk. İşte ama darbeyle birlikte artık bütün bürokrasilerin bu özerklik alanları tamamen iptal edildi ve tek bir bürokrasi varmışçasına, tek bir merkeze bağlı bir şekilde yeni bir yapılanma kuruldu. Bunu nereden gördüm? Bunu gördüğüm yer şurası. Bizim ihraçtan sonra ek tedbirlerimiz vardı. İhraca bağlı olarak ek tedbirler koymuşlardı. Bilgi edinme kanunuyla hakkımızdaki ek tedbirler nedir? Bilgi verir misiniz diye CİMER'e yazdım. CİMER'den bana bir cevap. Bizim ihraçlarımız Danıştay, Yargıtay, Sayıştay bütün devlet kurumlarına istisnasız tebliğ edilmiş. Hani özerk yani bağımsız ayrı bürokrasiler. Hiç böyle bir şey yok. Yani hatta benim ihracımdan önce ÖSYM'den benim sınav görevlerimin iptali geldi. Yani arkadaki o bilginin, tek yönetsel bilginin tek bir kanalda toplandığını ve oradan her şeyin planlı bir şekilde ilerlediğini zaten o günden beri farkındayız, biliyoruz. Tek bir bürokrasiye dönüşmüş, bu bürokrasi de bizleri seçerek üstümüze abanmış durumdaydı. Yayınlandı. Bu devlet durduğu sürece bizim ismimiz orada. Oradan çıkmayacak. Böylesine bir temizlik operasyonu, temizleme operasyonuna biz maruz kaldık. Tabii ki bu bürokrasinin yeniden reforme edilmesiyle bağlantılı. Yani bu bürokrasilerin yapısının yeniden düzenlenmesi ve
tahkim edilmesiyle artık yeniden işte ayrı ayrı dört tane bürokrasi olur mu? Kendine özel yoksa tek bir devlet organıymışçasına yeni bir bürokrasi modeli mi oluşacak ve bu mu anayasalaşacak? Çünkü bütün darbeler aslında anayasa sonradan gelir. Öncesinde düzenlemeler yapılır ve onun o düzenlemelerin üstüne anayasa gelir. Şimdi muhtemelen buna yönelik yeni düzenlemeler olacak ve yeniden bir karılma olacak ve biz buna uyum sağlayacağız gibi bir şey bence söyleyebiliriz. Biraz önce vicdandan hani bahsetti Ömer Faruk Hoca. Shakespeare'in bir şeyini cümlesini okumuştum. Yani vicdan aslında güçsüzlerin güçlüye karşı silahıdır. Çünkü güçlüysen silahını alır savaşırsın. Yani vicdana sesleniyorsan böyle bir şey. Bizim buradaki sorunumuz şu. Biz güçsüz taraftayız ama biz yine güçsüze sesleniyoruz vicdanınız diye. Yani başka yerde sermaye sınıfının ya da işte bürokrasinin kurduğu araçlarla, mekanizmalarla boğuşurken biz aslında kendimiz gibi güçsüzlere vicdanınıza bakın diyoruz. Çünkü orada başka bir düzen var. Onlar kendi hayatlarını yaşayıp devam ediyor zaten. Diyeyim, belki sorularla aktarmak istediğimi sonra aktarım. Teşekkür ediyorum. Seçme ve seçilme hakkı dahi, bakın seçme hakkı dahi sorgulandı İstanbul seçimlerinde. KYK'lılar oy veremez dediler. O da şimdi Danıştay'a başkan mı oldu? Ne ya, bir yere ödüllendirdiler. Bırakın seçilme hakkını. Ben de seçilmiştim en son belediye meclisine. Mazbatamı geri aldılar. İşte bölgede bir sürü insanın mazbatasını geri aldılar. KYK'lı oldukları için belediye başkanlarının mazbatalarını geri aldılar. Resmen biz aslında sivil ölüyüz. Bir panelde yine İnsan Hakları Derneği'nin bir eğitiminde yine kendisi de KYK'lı olan Profesör Nülgün Toker dedi ki aslında biz KYK'lılar yurttaş bile değiliz. İnsan bile değiliz. Yani öyle bir uygulamayla karşı karşıyayız arkadaşlar. Tüm haklarımız elimizden alınmış. Vebalı gibi değerlendiriliyoruz. Bunu söylerken çoğul kullanıyorum. Tüm KYK'lılar adına kullanıyorum. Şimdi oraya da geleceğim. Dolayısıyla bir düşman hukuku uygulanıyor. Şimdi OHAL komisyonu 6 yıl işte yarın sona erecek zamanı, mesela ben 6 yıl sonra daha geçen hafta red kararı geldi. Şimdi hukukçular var burada. Bu bir yargıya ulaşım hakkının engellenmesi, bir insan hakkı ihlali. 6,5 yıl, 6 yıl sonra ben sıfırdan başlayacağım. O nedenle buradan özellikle söylüyoruz. Biz KYK'lılar olarak, KYK platformu olarak OHAL komisyonunun verdiği kararların hiçbirisini tanımıyoruz. Burada iki arkadaşım var. OHAL komisyonu ile göreve iade edildiler ama onlar zaten iade edilecek. Onlar da kusura bakmasın. Verdiği kararların hiçbirisi hukuki değil. Hukuk önünde geçersiz bu kararlar. Vicdanlar önünde de geçersiz. Böyle bir ucube komisyon. Yani verdiği kararlarda kendisini de tanımıyoruz. Ve ayrıca da bunun hesabını onlardan hukuk önünde soracağız. Şimdi bir deprem olmuş. Enkazın altında, apartmandakilerin hepsi enkazın altında kalmış. Deprem olmuş. İnsanlar çığlık atıyor, imdat çığlığı atıyor. Şimdi orada enkazdakileri kurtarırken, ya sen Alevisin, hele gel seni önce kurtarayım. Sen solcusun, gel hele seni. Sen dincisin, sen kal orada. Sen milliyetçisin. Sen... Böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Böyle bir şey var mı? Şimdi ben 14 yaşında devrimci mücadele içerisine girdim. Hep vicdanı öğrendim. Vicdanlı olmayı öğrendim. Hani biraz önce bir gönderme yaptım ya. Kendimi de o kategori içerisine. Tamam, ben devletin nasıl bir devlet olduğunu biliyordum. Devlet her zaman tokatı vurabilir. Bu öğretiyle yollar engebelidir, dolamaçlıdır. Lafıyla, öğretisiyle bu mücadele içerisine girdik. KYK'lar iptal edildikten sonra biliyorsunuz Eğitim Sen ve KES'ten 4500 kişi ihraç edildi ama sendikamız bize sahip çıktı, sosyal çevremiz bize sahip çıktı. Aynı gün yüzlerce insan benim evime geldi.
Ama başka bir hayat vardı. Şimdi bırakın solcu sosyalist olmayı, insan olanlar dahi bunu görmek zorundaydı. Biz de hani ben hiçbir o anlamda, tabii ki ben de insanım sonuçta, üzüntü yaşadım. Dün karne verildiği gün neler yaşadığımı ben biliyorum. Biz şimdi bu KYK platformların mücadelesiyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Başka bir hayatın, başka bir mağduriyeti gördüğümüz için Adana İnsan Hakları Derneği'ne, biz sokaktaydık bu arada, bir eylem sürecimiz vardı kesikler olarak. İnsan Hakları Derneği'ne başvurduk. Dedik ki böyle bir zulüm var. Yani İnsan Hakları Derneği buna bir şey yapması gerekmez mi? Hemen İnsan Hakları Derneği hemen o gün dilekçeyle bizim hemen KYK İhraçlar Komisyonu oluşturdu. Ve oradan startı verdik. Sonra Ayten'le haberleştik. İskenderun Şubesi, Mersin Şubesi derken Cumartesi Anneleri gibi dediler ki bize, ya özgün bir isim kullanın. Cumartesi Anneleri de çünkü cezaevi komisyonlarının ürünü, oradan hareket ederek yapıyor. Dediler ki KYK platformu olsun isminiz. Ve şu an şuraya geleceğim arkadaşlar. Geçmişte devleti kutsal kabul eden, başka mahallede olan insanlarla karşılıklı etkileşim, onlar bizi, biz onları anlarken öyle bir hale geldik ki şimdi Türkiye'de 70 ilde KYK platformları var ve bu KYK platformları demokrasiden, haktan, hukuktan yana olan platformlar. Mesela dün karne günü olduğun için bir KYK TV diye bir televizyon kanalımız var, burada çekim yapıyor. Bir şey yaptık. Karne, burada öğretmen arkadaşlarım var. Çok duygusal anlardır bizim için. Ben kendi adıma biliyorum. Ağladığım oldu yani bu 6 yıllık süreçte her karne gününde, hep öğretmenler gününde. Yani şöyle bir şey yok arkadaşlar. Devrimcisiniz siz, dik duracaksınız. Böyle bir şey yok. Biz insanız sonuçta. İnsanız biz. Karne verememişim ben öğrencilerime. O duygusal bağı yaşayamamışım. Dün dedik ki biz asıl karneyi 14 Mayıs'ta vereceğiz. Evet arkadaşlar, biz KYK'lılar, şunu herkes bilsin. Burada biliyorum siyasi parti temsilcileri var. Biraz önce Gelecek Partisi'nden arkadaş da vardı sanıyorum, gitti mi bilmiyorum. Şunu herkes bilsin ki KYK'lılar bu yaşadıkları zulmü asla unutmayacaklar. KYK'lıların veya bireylerin geçmişte nerede olduğu önemli değil. Şu an insanların durduğu yer önemli. Bu diyalektik bir süreç, değişim dönüşüm. Ama bu ülkede hep ön yargılarla insanlar birbirlerine yaklaştığı için maalesef bunu göremiyorlar. O nedenle bizim bir de şuna ihtiyacımız var arkadaşlar. Dokunulmaya ihtiyacımız var. Bak şimdi Hatay'da kaç yıl sonra, 4 yıl sonra böyle bir etkinlik yapıyoruz. Yani Hatay Şube'ye bu nedenle teşekkür ediyorum. Bizim insan yerine koyulmaya ihtiyacımız var. Düşünebiliyor musunuz? Bizim çocuklarımız, yani KYK'lıların çocuklarına apartmanın ortak kullanım alanında teröristin çocuğusun sen diyerek çocukları kovaladıkları oldu. Okullarda maalesef benim öğretmen arkadaşlarım, benim meslektaşlarım KYK'lıların çocuklarına başka türlü davrandılar. Bunları yaşadık arkadaşlar. Yani biz KYK zulmü bittiğinde bu sürecin biteceğini de düşünmüyoruz. Bu devlet olduğu sürece ben belki de red kararımda 79'daki fişleme karşıma çıkacak. Çünkü bazı arkadaşlar için öyle ta 12 Eylül öncesine falan gitmiş. Şimdi bizim kamuoyundan talebimiz şudur. KYK'lar tüm sonuçlarıyla iptal edilmeli. Biz başından beri AKP, MHP dışındaki tüm siyasi partilerle gidip temas ediyoruz. Sürekli görüşmeler yapıyoruz. Şimdi genelde işin kolayına gidiyor onlar. Beraat takipsizlik alanları göreve döndüreceğiz. Bu zaten bir lütuf değil ki. Hukukun gereği, beraat takipsizlik alan insanlar zaten yasalara göre bir şey yok. Ama düne kadar burada sendikacı arkadaşlarımız var. Sendika üyeliği için illa siyasi aidiyet olması gerekmiyor.
Hani iş yeri temsilcisiniz. Ya arkadaş şöyle bir delege olacağım, şuraya imza at falan filan diyerek o kadar çok ben sendika üyesi tanırım ki. Bu ülkede 31 bin kişi sadece bir sendikaya üye olduğu için ihraç edilmiş. Ve teşvik edilerek, teşvik edilen, devlet tarafından karşılanan özel okullara gittiği, çocuğu gittiği için, dershaneye gittiği için insanlar ihraç edilmiş. Düne kadar pozitif olan özellikler birdenbire suç olmuş. Yani devlet bir şekilde insanları aldatmış. 31 bin kişinin aidatını devlet 15 Temmuz günü vermiş. Dünyada hiç olmayan bir şey var ya, devlet veriyor aidatları. Yani devlet aslında veya hükmet terörle irtibatlı kendinin tabiriyle. Böyle bir kavram olabilir mi? Şimdi buna karşı çıkmamak mümkün mü? Yani insanların kimliklerinden dolayı gördükleri zulme itiraz etmemek mümkün mü? Dolayısıyla bu süreçte 14 Temmuz'da KYK'lılar iradelerini koyacaklar ve şunu kesin olarak eminim ben, hani 70 ildeki arkadaşlarımla sürekli gidiyoruz, görüşüyoruz falan. Bu siyasi iktidarın, bu siyasi iklimin değişmesinde KYK'lıların verecekleri oylar belirleyici olacaklar. Belirleyici olacak. Bunun bilincinde hareket ediyoruz. Bir sürü KYK'lı arkadaşlarımız diyor ki iyi ki KYK'lı olmuşum. Yani bu siyasi iktidar döneminde hakim, savcı, öğretmen olmak istemezdim. Kendime geldim. Bu ülkedeki diğer mağdurların ne yaşadıklarını gördüm. Herkesin, siyaset yapanların, siyasi iddialar olanların da bunu gören yerden hareket etmesi gerekiyor. Ben bundan sonraki süreçte bu ülkede bir daha KYK'ların oluşmaması için eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir mücadele, cumhuriyet mücadelesinde de KYK'ların önemli bir görev alacağını, burada irade koyacağını düşünüyorum. Şeye gideceğim tekrar, yani bu demin söylediğim hukuksuz gerekçelerle hüküm alan insanların da hukuk da vardır. Evrensel hukuk normlarına göre yeniden yargılanması, adil yargılanması gerekiyor ki 1402'likler de 141-142. Madde kalktıktan sonra bu standartlarla görevlerine döndüler. KYK'ların olmadığı demokratik bir ülke umuduyla teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gelecek, biz kalacağız. KYK'lar gidecek, biz kalacağız.